Merhaba arkadaşlar. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Merhaba Zeynep, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Diğer arkadaşların herhalde şu anda uyanamadılar. Umarım gelirler. Çünkü WhatsApp gruplarında mesajlaşmalar da başladı şu anda. Şimdi bu hafta sonu herhalde denemeniz olacak arkadaşlar. Öncelikle onu söylemiş olalım. Diğer arkadaşlar da katılırsa tekrar hatırlatma yaparız. Okuldaki derslerde söyledik ama sizin de haberiniz vardır diye düşünüyorum. Şimdi bugün gençler 8. sınıflarda 7. üniteye yani turizm adlı üniteye geçeceğiz. Burada gramer yapısı olarak yakın geçmiş zamandan bahsedeceğiz. Fiillerin üçüncü hali falan. Ondan önce ama kelimelerden bahsetmemiz gerekecek. Bu ünitede karşımıza hangileri çıkacak? Burada kelimeler birazcık 6. üniteye benziyor. Yani maceradan, adventure ünitesinden aldığımız kelimeler olacak. İşte mesela konaklama vesaire bu şekilde. Şimdi kelimelerle biz başlamış olalım dersimize. İlk kelimemiz abandon yani terk etmek anlamına geliyor. Hatta bırakmak da diyebiliriz. Leave gibi yani. Advertisement, bu bazen YouTube'daki reklamlarda sadece ilk baştaki ad şeklinde de gelebilir kısaca yani şuraya kadar. Bu kısaltmasıdır, reklam demek. Ama uzun olarak söylemek istersek advertisement şeklinde karşımıza çıkabilir bu. All inclusive yani her şey dahil olan oteller ya da kalacak yerler yani accommodation, konaklama bölümleri. Ancient var. Eski, antik, hatta ata anlamına da gelir. Hatta biraz daha ileriye doğru yaşlı anlamı bile gelir gençler. Ama daha çok biz eski ve antik olarak kullanacağız. Architecture, architect mesela mimardı mesleklerden. Architecture'da mimari olarak ön plana çıkıyor. Authentic var. Authentic şeklinde okunuyor. Yani biraz daha öyle başlıyor. O ö tarzı. Özgün ve hakiki yani gerçek anlamlarına geliyor. Bed and breakfast normalde yatak ve kahvaltı şeklinde de çevrilebilir. Ama biz ünitede daha çok pansiyon şeklinde ön plana çıkartacağız konaklama yeri olarak. Castle bu ise kale demek. Palace da saray demek. Cave var. Caving aslında adventure ünitesinde, 6. ünitesinde 6. ünitemizde daha doğrusu mağaracılıktı. Cave ise mağara. Yine benzer kelimeler var gençler. Charming, cazibeli, alımlı, hoş. Bunların hepsini söyleyebiliriz. Climate var. İklim, hatta çevre anlamlarına da environment gibi çevre anlamına da gelir ama daha çok ön plana iklim olarak çıkar. Conquer var. Yani bu da fethetmek gençler. Construction, inşa, yapı anlamlarına gelir. Countryside, kırsal kesim yani şehrin biraz dışına doğru çıktığımız anlamında. Cruise holiday arkadaşlar, bu ise gemi tatili anlamına geliyor. Dormitory, yurt anlamına gelir. Daha çok öğrenci yurtları anlamında. Empire, imparatorluk. Fountain, fiskiye şeklinde de söyleyebilirsiniz. Çeşme de diyebilirsiniz. İkisi de doğrudur gençler. Guest normalde misafir zaten ya da konuk da diyebilirsiniz. Guest house ise konuk evi veya misafir evi olarak çevrilebilir. Historic, tarihi, işte historic places şeklinde biz göreceğiz. Yani tarihi yerler şeklinde. Invasion, istila. Journal, dergi, hatta yine newspaper gibi gazete anlamına da gelir. Yani biraz daha farklı anlamları da var ama biz daha çok dergi olarak göreceğiz. Landmark, kent simgesi. Landscape, manzara. Land'in tek başına anlamını da söyleyelim. Land genelde kara anlamına gelir gençler. Yani terrestrial ise karasal anlamda. Land de yine kara hatta uçaklarda da iniş anlamına da gelir. Ama burada bizim kullanacağımız landscape manzara anlamına geliyor. Location, konum, mekan, yer şeklinde söylenilebilir. Yani daha çok konumda diyebiliriz. Must see, must mesela genelde obligation'dır. Yani bir zorunluluktur. See zaten görmek demekti.
Dolayısıyla bir must'a zorunluluk bildirdiğine göre bize, o zaman görülmesi gereken bir yer anlamına geliyor gençler. Evet, Kalsal'ı söylemiştim daha önce mesela. Orada kale olduğunu söylemiştik. Palas ise orada yine saray olduğunu ifade etmiştim. Burada da palas yine karşımıza çıkmış oldu. Preserve arkadaşlar, korumak, protect gibi eş anlamlı. Rural, genelde ünitede en çok karıştıracağınız 3 tane kelime olacak. İşte countryside, şehir dışı, yine kırsal anlamında. Rural da kırsal, köy gibi diyebiliriz hatta, village tarzı. Bir de urban göreceğiz daha sonra. O da şehir ya da şehirsel diyebiliriz. Yani şehrin içinde bulunan veya yaşayan, daha merkezi konumda. Bu 3 kelime daha çok karıştırılır gençler. Şu an Yusuf da geldi. Yusuf'u da kabul edelim. Şimdi yine bir diğerine devam edelim. Seaside ise gençler, deniz kenarı. Sea zaten başlı başına deniz. Side ise kenar anlamına gelmekte. Sightseeing, gezip görme. Yani turistler için mesela işte İstanbul'da da, yani turistik bölgelerimizde otobüslerin üzerinde yazar. Sightseeing işte üstü açık otobüstür, 2 katlıdır. O şekilde İstanbul'un önemli yerlerini, tarihi yerlerini gezip gösterirler. Souvenir arkadaşlar, hediyelik eşya anlamına gelmekte. Evet, bundan da aslında bahsetmiştim. Hatta lente kara olarak söylemiştim ben. Burada ise terrestrial, karasal olarak ön plana çıkıyor gençler. Skydiving vardı. Belki hatırlıyorsunuzdur Adventure'da, macera ünitesinde. Skydiving arkadaşlar, hava dalışı veya gök dalışı şeklinde de çevirebiliriz. Skydiver olursa gençler, bu sefer bu işi yapan kişi, yani hava dalışçısı olarak çevirebiliriz. Urban, ünitenin işte en çok karıştırılan diğer kelimelerinden bir tanesi. Urban ise şehirsel, şehir, kentte yaşayan anlamlarına geliyor gençler. Bir diğeri worth, yani worth'un anlamı ise değer anlamına gelmekte. Evet, hoş geldiniz. Şu anda chat bölümünden yeni gördüm mesajını. Şu an. Nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ya, ünitenin önce kelimeleriyle başladım daha doğrusu. Turizm ünitesinin gramer yapısına geçeceğim şimdi yavaş yavaş. Daha çok 6. üniteye daha doğrusu benzer kelimeler vardı. Aynı olanları çıkarttım arkadaşlar. Yani önceki dersteki kelimeleri tekrar tekrar yazmak istemedim. Ama yeni yeni kelimeleri de ekledim, yani görmediğimiz kelimeleri. Yine takıldıklarınız olursa zaten birlikte alıştırma kısmında da birlikte üzerinden tekrar geçeceğiz. Şimdi bu ünitede gençler, turizm ünitesindeki gramer yapımız present perfect tense. Yani aslında tam bir Türkçe karşılığı yok. Genelde öğrencilerimiz dili geçmiş zamanla, yani past simple'la çok karıştırılır burası. Ama burada asıl amaç geçmiş bir zamanda eylemin yapılmış olması, yani yapılıp bittiği anlamındadır. Burada üçüncü hallerini kullanacağız fiillerin. Onları da şöyle yavaş yavaş bir giriş yapalım derse. Şimdi burada gençler, dediğim gibi yani Türkçe'de tam bir karşılığı yoktur. Genellikle işte simple past tense'la, yani dili geçmiş zaman veya direkt geçmiş zaman, continuous'ta da hatta karıştırılabiliyor hatta o şekilde. Baktığınız zaman burada işin önemli kısmı geçmiş belirsiz bir zamanda yapıldığını göstermiş olması. Yani başka bir deyişle, eylemin ne zaman gerçekleştiği bizim için çok da önemli değil. Yani işte 2 yıl önce mi, 10 yıl önce mi vesaire, ya da yesterday, dün gibi. Bunlar bizim için çok önem arz etmiyor. Sadece geçmişte kalmış olması bizim için daha çok ön plana çıkıyor. Yani yine bizim kendi Türk mantığımıza göre, evet, yine geçmiş zamana benziyor. Bu yüzden de daha çok geçmiş zamanla karıştırıyoruz. O yüzden de yakın geçmiş zaman şeklinde de açıklamasını yapabiliriz. Present perfect tense'in. Şimdi nerelerde kullanacağız? Şöyle yavaş yavaş bir göstermeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada mesela geçmişte bazı etkisi olmuş, fakat günümüzde de hala bahsetmek için kullanabiliriz. Yani hala mesela işte buradaki örnekte she has broken her arm, yani kolunu kırmış fakat henüz tamamen iyileşmemiş. Yani iyileşme sürecinde ama geçmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu durum geçmişten günümüze devam ediyor. Haber programlarında da kullanılır mesela arkadaşlar bu present perfect tense.
yine oralarda da anlatmış olacağım. Yani birçok kullanım yeri var. Mesela bir diğeri hayatımızın içerisinde bulunduğumuz ana kadar ki, yani mesela şu anki ana kadar, bu süreçte deneyimlerimiz, yani tecrübelerimiz veya experience diyebiliriz. Bu experience'lerden bahsetmek için de kullanabiliriz. Mesela I have tasted sushi. Burada mesela bakın üçüncü hali, yani testin normal üçüncü hali olmadığı için direkt ed takısını eklemeniz gerekiyor. Yani sushi'nin tadına baktım veya tattım şeklinde söyleyebiliriz. Yani bunu bir deneyim edinmişiz. Bu şekilde bir anlam ifade çıkıyor gençler. Ama ne zaman denemiş ya da işte gerçekten de ülkesine gidip yemiş mi, bu ne zaman gerçekleştiği belli değil. Ama daha önceden bu deneyimi yapmış olması bizim için önemli. Veya çok yakın zaman, mesela arkadaşlar bir diğer kullanacağımız yerlerden bir tanesi. Çok yakın zamanda gerçekleşen bir olayı yeni tamamlanmış bir durumu ifade etmek için kullanabiliriz. Mesela bu just before, bunlardan da yine bahsedeceğim bu ünitenin sonuna doğru. Şimdi my parents have just come back from Spain. Buradaki anlam arkadaşlar, ebeveynlerim, yani annesi ve babası İspanya'dan yeni döndü şeklinde ifade ediyor. Buradaki yeni döndü anlamını getiren ise gençler, just kelimesi, yani henüz yeni geldi, yeni döndü. Bunlardan yine time expression olarak bu kelimeleri bahsedeceğim arkadaşlar tekrar derin derin. Hatta yine örnekleri çoğaltacağız orada. Bir diğeri ise gençler, geçmişte başlamış ve hala devam etmekte olan durumları anlatmak için de yine kullanabiliriz. Mesela örneğimizde Mark has lived in England for 5 years. Yani demiş ki bize, Mark 5 yıldır İngiltere'de yaşıyor. Buradaki for'u mesela arkadaşlarımız genelde için olarak da kullanabiliyor. For normalde başlı başına için demek. Ama biz bu yakın geçmiş zaman ünitesinde gençler, hatta fiillerin üçüncü hali aldığında tekrar şöyle göstereyim. Bu have has'i tekrar yine anlatacağım. He, she, it'te arkadaşlar has gelecek. Bununla ilgili tablomuz da olacak birazdan. Buradaki for arkadaşlar işte 5 yıldır, 10 yıldır bu ülkede yaşıyor anlamına gelir ve bu anlamı bize cümlede ifade eder, katar. Yine bu for'dan da bahsedeceğim. Aynı just'tan bahsedeceğim gibi. Şimdi bir diğeri de dediğim gibi mesela İşte gazetelerde olabilir, haber programlarında yine bu geçmiş zamanı, yani yakın geçmiş zamanı kullanabiliyorlar arkadaşlar. Onu da tekrar ifade edelim. Yani başlık olarak da gazetelerde görebiliriz. Şimdi yakın geçmiş zamanda olumlu cümleyi nasıl yapacağız? Hemen ondan da bahsedelim. Şimdi sadece arkadaşlar şu alt kısımdan başlayacağım önce. He, she, it'te has kullanacaksınız. Yani bunları yaptıktan sonra zaten geriye kafanız karışmaz diye düşünüyorum. Geri kalanların hepsinde yardımcı fiil, yani auxiliary verbs şeklinde gelir bu. Burada have'leri kullanacaksınız. I'da, you'da, we'de ve they'de. Kısaltabilirsiniz de. Mesela I have demezsiniz de I've şeklinde söyleyebilirsiniz. Yani kısaltma bölümü size kalmış, hangisini isterseniz. Ama bu konunun içindeki en önemli, özneyi kullandınız, yardımcı fiili de kullandınız, eklediniz. En önemlisi fiilin nasıl kullanacağı bölümü arkadaşlar. Mesela burada ellerimi yıkadım. Yani yine geçmişte ne zaman yıkadığı belli değil aslında. Ama olayı yapmış ve bitirmiş. Burada gördüğünüz gibi ed'yi ekleyerek yakın geçmişe göndermiş oluyorsunuz. Yani bu fiillerin nasıl kullanacağını unutmamak lazım. Mesela bir diğer örneği de anlatalım. You have made. Made arkadaşlar yapmak anlamında ve ikinci ve üçüncü hali made şeklinde gelir. İlki ise made'dir. Yani birinci hali, yalın hali. Dolayısıyla you have made a cup of coffee. Yani bir fincan kahve yaptın şeklinde. Ama dün mü yapmış, iki hafta önce mi yapmış, bu durum belli değil. Sadece geçmiş bir zamanda, yakın bir geçmiş zamanda yapmış olduğu ve bitirmiş olduğu bizim için önemli bir bölüm arkadaşlar. Burada verb 3 bu arada, onu da şöyle belirtelim. Genelde ikinci hali de zaten yine made olarak karşımıza çıkıyor. Ya burada sadece şunları da unutmayın. O yüzden burayı yuvarlak içine aldım. He, she, it'te arkadaşlar has gelecek. Ondan sonra yine verb olarak şöyle çizelim hatta. Verb olarak, yani fiilin üçüncü halleri. Üçüncü halleri yoksa da
aynı geçmiş zamanda yaptığınız gibi ED takıları şeklinde de eklenilebilir. Peki olumsuzları nasıl yapacağız? Olumsuzlarda da sadece tek bir fark var arkadaşlar. Yani not ekleyeceksiniz. Mesela yardımcı fiiliniz işte have ise not veya haven't şeklinde de söyleyebilirsiniz. I haven't şeklinde. Hatta onu şöyle yazmış olalım. Burada eklememişiz ama şu şekilde ben en üstte yazmış olayım. Yani bu şekilde de gösterilebilir gençler. Hani kısa yazmak istiyorsanız. Burada yine önemli bir nokta. He, she, it ise arkadaşlar has'den sonra not veya hasn't şeklinde de yine yazılabilir. Yani tek farkı not'ı eklemeniz yardımcı fiile. Peki soru yaparken nasıl yapacağız? Yani soru oluşturmak istiyoruz. Bu sefer arkadaşlar aynı geçmiş zamanda nasıl did'i kullanıyorsak, yani did you şeklinde soruyorsak mesela, burada da öznesine göre have veya has'i, yardımcı fiilimizi daha doğrusu, en başa almamız gerekecek. Burada şuna dikkat edin. Geçmiş zamanda mesela past simple'da yine fiillerin yalın hali kullanılıyordu arkadaşlar. Mesela did you drink milk de dersek, bu şekilde sorarsak süt içtin mi şeklindeydi. Dolayısıyla orada bakın drunk demiyorduk, yani drink yalın halde verb 1 olarak geliyor. Ama burada arkadaşlar yine sorularda da sorarken üçüncü halini sormamız, yani eklememiz gerekecek fiil olarak. İşte genelde şu ülkeyi ziyaret ettin mi, şunu gördün mü tarzında. Sadece have veya has'in başa geldiğinde unutmayın arkadaşlar, gerisi aynı. Yani fiilinde üçüncü hali olmak şartıyla gerisi özneler ve nesnelerimiz, objelerimiz aynı şekilde eklenmiş oluyor. Şimdi zaman ifadelerine de gelmiş olalım. Yani before, already, just şeklinde az önce örneklerin içinde vardı. Hatta olmayanlar da var. Fazlasıyla burada bunları da anlatıp alıştırmalara doğru geçeceğiz gençler. Şimdi baktığımız zaman before arkadaşlar önce veya daha önce anlamlarına geliyor. Cümlenin genellikle sonlarında kullanacağız. Olumlu veya olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanabilirsiniz. Mesela örnek verelim. Örneğimizde I haven't seen, bakın see zaten görmekti, üçüncü halini direkt aldık arkadaşlar. I haven't seen a tiger before. Burada şunu da hatırlatalım. Olumsuzda da yine buradaki yakın geçmiş zamanda gençler üçüncü halini hep kullanıyoruz. Yani sorularda da yine üçüncü hali, olumsuzlarda da yine üçüncü hali. Mesela yine geçmiş zamanda burada sadece olumlu cümlelerde ikinci halini çeviriyorduk. Ama yakın geçmiş zamandaki gördüğünüz gibi fark arkadaşlar, soru da olsa, olumsuz da olsa veya olumlu da olsa her zaman üçüncü halinden kurtulamıyoruz, yazmamız gerekiyor. Bunu tekrar not olarak hatırlatmak istedim. Şimdi örneği tekrar anlatayım. I haven't seen a tiger before. Yani burada demiş ki arkadaşlar, siyahla da zaten kalınca belirtmişiz. Daha önce bir kaplan görmedim, yani karşılaşmadığını dile getiriyor. Bir diğeri already arkadaşlar. Bu zaman ifadesi ise çoktan veya zaten anlamına gelir. Yani çoktan yaptım, zaten gittim tarzında. Genellikle yardımcı fiil olan have veya has kullandığınız özneye göre değişecek burası. İle asıl fiilin arasına getirilir. Yani vurgu yapılmak istenildiği zaman gençler cümlenin sonunda da yer alabilir. Hatta oraya da yerleştirilebilir. Olumlu cümlelerle birlikte kullanırız arkadaşlar already'ye. Mesela hemen örneğimizi de açıklamış olalım. Örnekte my mom has veya she has de diyebilirsiniz. My mom has already cleaned my room. Yani demiş ki annem çoktan odamı temizledi. Zaten odasını temizleyip bitirmiş yani. Buradaki anlam çoktan zaten anlamı katar kullanacağınız cümlelerde. Ve olumlu cümlelerde kullanıldığını hatırlamak gerekiyor gençler. Bir diğer gençler yet. Yet ise henüz ve hala anlamlarına gelir. Yani bu ifadeyi verir bize kullanacağımız cümlelerde. Soru cümleleri ve olumsuz cümlelerle birlikte cümlenin en sonunda kullanırız arkadaşlar. Mesela örneklerle açıklayalım bunu da. He hasn't paid the bill yet. Bill burada fatura anlamına geliyor. Pay ise ödemekti. Paid de yine üçüncü halini almış vaziyette.
Yani demiş ki o henüz faturayı ödemedi. Yani hala ödenecek bir faturası var anlamında. Dolayısıyla buradaki yetin gördüğünüz gibi sadece katmış olduğu henüz ve hala anlamları gençler. Ama önemli olan noktalar mesela ben şöyle sarıyla belirteyim yine. Soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde kullanıldığını hatırlamak gerekiyor. Bir diğeri never, hiç veya asla anlamına gelir arkadaşlar. Baktığınız zaman yine hemen örnekte anlatacağım. Never arkadaşlar olumsuz cümlelerle birlikte kullanılıyor. Onu da yine burada belirtmiş olalım yeri gelmişken. Şimdiki örneğimizde Jack veya he de diyebilirsiniz özne zaten. Jack has never been abroad. Yani Jack hiç yurt dışına gitmedi. Evet, burada olumsuz bir ifade gösterilmiş. Never'ın anlamı hiç veya asla yurt dışına gitmedi, çıkmadı anlamları taşıyor gençler. Bir diğeri recently veya lately. Yani son dönemlerde, son günlerde, işte son zamanlarda, hatta bu aralar veya yakınlarda gibi anlamlar ifade ediyor. Soru Yusuf, burada parmak kaldırmışsın. Evet. Şey şimdi benim kafam şurada takıldı. Soru cümleleri olumsuz cümlelerle birlikte cümle sonunda kullanılıyor mu şey yet? Olumlu cümlelere gelemiyor mu? Evet, olumlu da kullanmıyoruz. Yani çünkü o zaman anlam tamamen alt üst oluyor. Genellikle sorularda işte şu ülkeyi henüz ziyaret ettin mi veya hiç gittin mi, en iyi de göreceğiz. Hatta örneklerimizde de tekrar bahsedeceğiz. Yani tamam, olumlu olunca zaten şey oluyor. Henüz gittim falan gibi bir şey çıkıyor galiba. Tamam, evet, yani orada mesela işte yeti hiç kullanmasa daha güzel oluyor. Çünkü zaten Türkçe'de de bir anlam bozmuş oluyor. Yani baktığında henüz gittim, hala gittim tarzında bir anlam çıkıyor olumlu olursa. Dolayısıyla yani anlamı da bozduğumuz için genellikle yet hep soru cümleleri ve olumsuz cümlelerde karşımıza çıkacak gençler. Zaten çeviriler yaparken de yeti koyduğumuz zaman işte aynı az önce Yusuf'a da söylediğimiz gibi hani cümlede çok saçma bir ifade ortaya çıkıyor. Yani hiç gitmedim veya işte hala gideceğim tarzı gibi bir ifade ortaya çıkmış olacak gibi yani. Yine örnekler üzerinde de yine sorularda tekrar üzerine düşeriz arkadaşlar karşılaştıkça. Ya burada tabii ki soru cümleleri ve olumsuz cümlelerde yetin kullanıldığını bilmenizde fayda var. Çünkü birçok test sorusunda karşılaştığınız zaman otomatikmen de eğleyeceğiniz şıklar olacaktır bu şekilde gençler. Ama yine eğer ki hatırlayamadınız diyelim, normal çevirmeye çalışıp da Türkçesine çevirmeye çalışıp da zaten anlam bozuluyorsa orada da çok rahat eleme yapabilirsiniz gençler. Şimdi recently ve lately de arkadaşlar son dönemlerde, son günlerde ve son zamanlarda, bu aralar, yakınlarda gibi anlamlar ifade ediyor. Mesela örneğimize de bakalım. Şimdi have you seen any good films recently? Yani recently işte son zamanlarda veya son günlerde, hiç fark etmez. İşte son zamanlarda güzel bir film izledin mi veya son günlerde güzel bir film izledin mi, gördün mü tarzında. Buradaki yine fiilin her zaman üçüncü halde kullanıldığını unutmayın arkadaşlar. Genelde hep buralarda çok karıştırılıyor. O yüzden tekrar tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Recently de arkadaşlar tekrar anlam olarak son zamanlarda anlamı katar kullanacağınız cümlelerde. Just ve so far till now, bunlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi just'ı aslında az önceki örneklerde görmüştük. Burada üzerinden geçelim. Just biraz önce, yeni, şimdi, az önce gibi ifadeler katar. İşte az önce bir fotoğraf paylaştım Instagram'da şeklinde. Yardımcı fiil olan have veya has arkadaşlar öznesine göre değişecektir yine. Bu fiilin arasına getirilmiş olacak. Yani asıl fiilin arasına getirilmiş olacak. Şimdi örneğimize de bakalım. They have just arrived school. Bakın buradaki just'ın bize kattığı anlam biraz önce ya da az önce de diyebilirsiniz. Onlar az önce okula vardılar, gittiler anlamında veya onlar biraz önce okula vardılar veya gittiler yine söyleyebilirsiniz. Yani orada arrived'ın olduğu bölüme arkadaşlar just'tan sonra went bile, went diyorum, gone bile yazabilirsiniz. Çünkü üçüncü hali kullanmanız gerekiyor. So far ve till now, bundan da bahsedeyim.
Bunların ikisinde anlamı gençler şu ana kadar veya bu zamana dek anlamı taşır kullanacağınız cümlelerde. Mesela örneğimizde ise Kate has visited three countries so far. Yani demiş ki Kate şu ana kadar, şimdiye kadar gençler 3 ülkeyi ziyaret etti. Buradaki anlamlar da bu. Yani so far, şu ana kadar, şimdiye kadar. Bu şekilde çevrilebilir gençler. Bir diğerleri arkadaşlar, bunları soruların içinde de göreceğiz hatta. Have you ever tarzında mesela. Have you ever fallen in love mesela. Hiç aşık oldun mu gibi. Şimdi ever gençler herhangi bir zamanda ve hiç anlamına yine gelebiliyor. Çoğunlukla soru cümleleriyle birlikte kullanmakla birlikte olumsuz cümlelerde de yine kullanılabilir. İşte hiç aşık oldun mu demiştik. Orada olmadım tarzında bir cevap verebiliriz. Ancak olumsuz cümlelerde ever yerine never anlamı daha yaygındır gençler. Never de yine asla hiç anlamlarına geliyordu. Şimdiki örnekte daha iyi anlayacağız burada. Has he ever ridden a motorbike? Yani demiş ki bize o hiç motosiklete bindi mi? Veya o herhangi bir zamanda motor bisiklete bindi mi şeklinde de yine çeviri yapabilirsiniz gençler. Yani ever'ın orada kattığı anlam hiç anlamı veya herhangi bir zamanda anlamı olarak karşımıza çıkacaktır. Yine örneklerde yine bayağı karşılaşacağız bu ever'la gençler. Hiç şu ülkeyi ziyaret ettin mi tarzında. Since var gençler. Since ise den beri anlamına gelir. Mesela işte bir restoran vardır diyelim. Diyelim ki 2000 yılında veya 1900 bilmem kaçta açılmıştır. O yıldan beri genelde işte yılların önüne koyarsınız gençler. Şimdi geçmişte başlayıp hala süre gelmekte olan bir eylemin ya da durumun başlangıç noktasını yani ilk açıldığı seneyi ifade eder. Mesela benim örnekteki restoranda. Şimdi diğer örnek ise burada şöyle bir örnek vermişiz. I have been an English teacher since 2012. Yani demiş ki gençler ben 2012'den beri İngilizce öğretmeniyim şeklinde. Yani burada asıl başlangıç olduğu, işe başladığı dönemi bize belirtmiş. O da 2012 yılından itibaren veya 2012'den beri şeklinde. Buradaki anlamın yani cümlelerde kattığı anlam den beri gençler. Sadece bunu bilmeniz yeterli olacaktır. Bir diğeri for gençler. Hatta işte örneklerde bir 5 yıldır İngiltere'de yaşıyor şeklinde bir anlam ifade etmişti. Burada da dir veya dir anlamına gelir gençler. Normalde için anlamı da vardır tabii ki. Onu da burada yine de ifade edelim. Ama biz yakın geçmişte cümlelerin sonunu genelde işte dir veya dir şeklinde, dirdir şeklinde bitirecektir. Bir durumun ya da eylemin ne kadar sürede devam ettiğini gösterecek bize. Mesela örneğimizde ise we have lived in Istanbul for 5 years. Burada da yine 5 yıl olmuş İngiltere örneği gibi. Burada da 5 yıldır İstanbul'da yaşamaktayız. Yani geçmişten günümüze süre gelen, devam eden bir eylem bildiriyor gençler. Yani dir ve dir anlamları kattığını yakın geçmiş zamanda bilmenizde fayda var. Şimdi biraz da alıştırmalara da zaman kalsın gençler. Şimdi birinci soru mesela yine çözmek isteyen olursa söyleyebilirsiniz ya da ben tek tek çözebilirim arkadaşlar. Buyur Yusuf, takıldığın olursa sor bana. Tamam, sorarım. Konuşma balonuyla ilgili seçeneği işaret ediniz. I prefer visiting historic places on my vacation because they are fascinating. Ne demekti o? Büyüleyici. Ha tamam. Ben böyle tarihi yerleri ziyaret etmeyi tercih ederim. Pardon, benim vacation dinim şeyim tatil. Oldu. Konu tatilim ha tamam. Benim tatilimde tarihi yerleri. Deniyor. Ha tarihi yerleri gezmeyi tercih ederim çünkü onlar büyüleyici. O zaman denizde olur. Evet, aynen öyle arkadaşlar. Burada tarihi yerleri tercih ettiği için cevabımız D şıkkı olacaktı. Peki sizce bu metinde arkadaşlar şıklardan gitmeniz daha güzel olacaktır. Hangi sorunun cevabı yoktur diyor mesela.
Burada mesela A şıkkında what is Şanlıurfa famous for? Yani Şanlıurfa ne ile ünlü sizce arkadaşlar? Bundan bahsedilmiş mi? Bir diğer sorduğu soru ise B'de. Where did you visit in Şanlıurfa? Şanlıurfa'da nereleri ziyaret etmiş? Bu belli. Evet, nerelere gitmiş? Bakalım. Evet, Balıklı Göl ve Harran Kalesi'ne gitmiş. Tamam, B'yi eledik hatta şu anda. C'de ise what food did you try? Hangi yemekleri denemiş arkadaşlar? Çiğ köfte. Evet, çiğ köfte. Kebap demiş. Evet, güzel. Peki hava nasılmış gençler? What was the weather like diyor. Hocam yazın gitmiş ama yani evet baya aynen sıcak diyor. Bayağı. Evet, oldukça sıcak olduğunu da dile getirmiş. O zaman Şanlıurfa'nın neyle ünlü olduğunu bize ifade etmemiş gençler. Yani A şıkkının cevabı yoktu. Bir diğer gençler bakın burada Ankara'da bulunduğunu söylüyor. Yani Ankara'ya gitmiş. Daha sonra da Anıtkabir'i ve Beypazarı'nı da ziyaret etmiş hazır oradayken. Hangi soruyu sorabiliriz o zaman burada? Bir dakika. Adana'da taste ne demek? O tadına bakmak. Tatmak değil mi? Da. Tamam. Okey, tamam. Fiilin üçüncü haline dikkat edin gençler. Direkt çıkacak. Mesela D şıkkı gitti. Çünkü direkt geçmiş zamanla başlamış o. Ben buldum galiba. Hangisi Yusuf? Bursa mı? Evet, aynen öyle. Where have you been to in Turkey? Yani Türkiye'de nerede bulundun diyor. O da zaten Ankara'da bulunduğunu bize söyleyerek başlıyor gençler. Süper. Buradaki soru ise gençler, what do you think about London? Did you enjoy your trip? Yani Londra'da, Londra'yı daha doğrusu Londra hakkında ne düşünüyorsun? Did you enjoy your trip? Beğendin mi diyor seyahatini. Daha sonra it was'dan sonraki cümle bizim için önemli. It was cold and rainy. Soğuk ve yağmurluydu diye başlamış. I stayed in the hotel all day. Tüm gün boyunca arkadaşlar maalesef otelde kalmış. Bence çok... O zaman bu kötü bir şey. Aynen. Çok da iyi bir şey olmuyor. Evet, aynen öyle. Şimdi baktığınız zaman gençler great harika, fascinating büyüleyici, incredible yine olağanüstü, müthiş anlamında. O zaman terrible. Evet, terrible, berbat anlamında, gerçekten de berbat bir seyahat olmuş gençler. Burada ise gençler hangisi cümleyle ilişkilidir diyor. I would rather stay, yani bir tercihten başlamış aslında. In all inclusive resort on my holidays. Yani resort tatil yeri gençler. Şimdi tatilimde diyor. All inclusive de her şey dahil olan bir tatil yerinde kalmak isterim demiş. O zaman bize bence konaklamadan bahsediyor gençler. Yani kalacağı yerden. Şimdi transportation ulaşım arkadaşlar. Attraction cazibe. Location konum, accommodation, evet accommodation da konaklama. Konaklama. O zaman bizim aradığımız gençler burada da C seçeneği olacaktı. Evet, bakın burada ever karşımıza çıkıyor. Time expression, yani zaman ifadesi olarak. Şöyle bir soru yöneltilmiş. Have you ever seen any palaces? Yani hiç saray gördün mü? Hatta saraylar gördün mü diyor. Bence görmüş gibi arkadaşlar. Çünkü evet, aynen. Palace last Sunday. Geçen pazar günü Topkapı Sarayı'nı gördüğünü söylüyor gençler. Burada ise tercih kullanmış. Yani cultural holiday'i daha çok ön plana çıkartmış. Ama neye göre? Historic holiday'lere göre. Ve daha çok da eğlenceli, cazibeli olduğunu söylemiş kendisi için. Şimdi burada hangisini kullanabiliriz? Bakıyorum ki go'da veya diğer tarafta zaten fiil verilmemiş. Herhangi bir ing olmadığına göre bir kere prefer'ı kullanmayacağız gençler. Aynen. O zaman would rather'lardan bir tanesi olacak. Şimdi ilk baştaki tercihi gibi gözüküyor. Çünkü burada daha büyüleyici olduğunu söylemiş kendisi için. Dolayısıyla olumsuz da değil, olumlu kullanacağız. Evet. Kültürel tatil yerlerini arkadaşlar, tarihi yerlere, yani tarihi tatilleri tercih etmiş oluyor. Burada da hangisinin resmi yok diyor gençler. Square meydan demek. Bakıyoruz şurada var. Var en sağda. Bridge, köprü. Köprü, evet o da var. Castle, kale. Kale. Evet, fountain, çeşme arkadaşlar. Fiskiye de diyebilirsiniz ama resimlerde bu maalesef mevcut değil.
Şimdi Cina'dan şöyle bir ifade gelmiş. Hatta orada niye soru sormuş bilmiyorum ama cümle kullanmış. I went to Konya last summer. Yani diyor ki geçen yaz Konya'ya gittim demiş. Mehmet de gerçekten mi diye bir soruyla şaşırmış daha doğrusu. Bir şeyler sormuş. Gina'nın cevabı ise I stayed there for about 2 weeks. Yani yaklaşık olarak 2 hafta orada kaldım diyor. O zaman ne kadar kaldığını soracak. Evet, aynen öyle gençler. Bakın orada da o zaman direkt how long did you stay there? Yani orada ne kadar süre kaldığını sormuş. O da zaten 2 hafta kaldığını bize ifade ediyor gençler. Burada ise I was in Paris last year. Yani geçen yıl Paris'teydim. It is the bir boşluk of France. Yani Fransa'nın neyi olabilir Paris şıklara göre? Şehir değil mi? Organ olmuyor mu? Şimdi baktığınız zaman bence capital başkenti desek daha güzel Ha pardon, arkadaşlar. evet. Doğru. Rural diğerlerini de açıklayayım. Rural arkadaşlar burada baktığınız zaman şu anda son 10 dakikamız kalmış gibi gözüküyor. Normalde ders bitti ama şu soruları yetiştirmek istedim gençler sizin için. Şimdi B'de gençler rural baktığınız zaman köysel yani kırsal daha doğrusu şehrin dışında countryside de mesela aynı şekilde kırsal anlamında urban ise şehirsel, şehir merkezinde bulunan daha merkezi bölümde olan kişiler için kullanılır. Ama burada Paris arkadaşlar şehrin değil de Fransa'nın başkenti yani capital olması gerekecek cevabımız. Evet, burada da dersi sonlandırmış olacağım arkadaşlar. Yoklamayı da şöyle hızlıca bir fotoğraflayarak almış olayım. Ondan sonra dersi de bitirmiş oluruz. Evet, şu an yoklama da tamam gençler. Yine bunlarla ilgili etkinlik yapacağım arkadaşlar. Çünkü diğer arkadaşlarınızla da 7. üniteye geçmiştim. Sizin de daha doğrusu geri kalmanızı istemedim. Yine bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay, görüşürüz.